Merhabalar, size soralım abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim Cumhurbaşkanı adayım Muhammed Ali Fatih Erbakan. Peki neden Fatih Erbakan diye sorsam? Çünkü ona güveniyorum. Yani sadece güven meselesi de değil. Söylemleri, ondan sonra işte eşcinsel karşıtı olması, eşcinsel örgütlerin Türk gençleri üzerindeki yaptığı tahribattan bahsedebilen bir politikacı olmasından dolayı onu tercih ediyorum. Peki bu söylediğiniz kriterler toplumun bir kesimini dışlamak olmuyor mu sizce? Şimdi şöyle, toplumun bir kesimini dışlamak değil. Hayır, değil. Şöyle ki aslında eşcinsel örgütlerin amacı herhangi bir topluluğun sözcülüğünü yapmak değil. Daha doğrusu bir ifsat projesi, yani bozma projesi. Yani bunu söylerken ben hani eşcinsel eğilimleri olan vatandaşlar ya da eşcinsel olarak kendini tanımlayan vatandaşlarla herhangi bir derdimiz yok bizim. Hani bunu söylerken bizim asıl söylemek istediğimiz bunu bir reklam aracı yapmaları, bunu bir politika olarak kabul etmeleri. Hani bunlara karşıyız. Yoksa vatandaş hani özel hayatında ne yaşıyor, onu bizim zaten bilme imkanımız yok. Peki son olarak şunu sorsam, neden AK Parti değil? Çünkü kendisi de aynı ideolojiyi taşıyan bir siyasi parti, muhafazakar tabanı temsil eden, söylediğiniz gibi eşcinsel karşıtı örgütlere, eşcinselliği savunan örgütlere karşıt olan bir siyasi ideolojiye sahip. Neden Erdoğan değil de Erbakan? Şimdi sesim çıkacak mı? Ezan. Evet. Neden Erdoğan değil? Erdoğan'dan dolayı değil aslında. Erdoğan'ın çevresine kümelenmiş olan bir takım menfaat grupları, işte bazı muhalifler bunlara beşli çete diyor. Beşli çeteden daha fazlası bunlar. Yani bunun etrafındaki o yapılardan dolayı, yani sanırım artık ya bir de şöyle bir şey, hani siyasette olsun, hayatta olsun, insan ne zaman geri çekilmesi gerektiğini artık kararını vermesi gerekiyor. Yani 20 yıldır hizmet etti. Hani şunu tavsiye edebilirim, tabii ki ben benden tabii ki tavsiye alacak değil de. Hani şunu artık emekliliğin tadını çıkarmasını bir vatandaş olarak hani isterim, torunlarıyla daha vakit geçirsin, daha fazla vakit geçirsin. Yani zaman zaman görüyoruz torunlarına işte Kur'an öğretiyor falan. Hani o torunlarına daha fazla vakit ayırırsın. Yani sonuçta daha gençlere bıraksın artık. Hani böyle hayatın kuralı bu şekilde. Hani babadan oğula nasıl devam ediyor hayat? Bu şekilde hani. Öyle diyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Ne zaman çıkar? Çıkar mı bilmiyorum benim söylediğim. Tabii hepsi çıkacak. YouTube Medyali TV. Çünkü aklımda tutamıyorum. Bize bir keselim, selah okunuyor. Sevgili